Cansel sen de iyi izle bakalım. Sen de bir güven testinden geçeceksin çünkü şimdi. Ama bu hepimizin merak ettiği bir fotoğraf. Bir izleyelim. Evet. Şimdi bu fotoğraf üzerinde konuşmak istiyorum. Fotoğraftaki kişi bizim eski gelin adaylarımızdan Melek. Bu ben değilim, bu montaj. Bunun da sen olduğu aşikar. Niye, nerede, niçin bir araya geliyorsunuz? Bu fotoğrafı kim çekiyor, ne zaman? Bu yarışma sırasında olsaydı ikiniz de yarışmacıyken diskalifiyeydiniz zaten. Ama değil. O gün ben de oradaydım zaten. Allah Allah. Evet, pazar günü o elendikten sonraki biz beraber kahve içmek için zaten buluşmuştuk. Ya, Eser. Bu elendiğimiz gün tam sonrasıydı. Hatta Tankut'laydım ben o gün. Ondan sonra işte buluştuk AVM'de. Orada işte Melek'le buluştuk. Elendiğiniz akşam. Elendiğimiz günün sonrası. Anladım. İşte oturduk çay içtik. Hatta işte sordu sen niye beni eledin, sonra ben sordum sen niye beni eledin falan filan orada. Birbirinizi elediniz madem niye çay içtiniz? Ya işte onun işte sorgusunu falan yaptık. Yani öyle bir dostça bir çay içtik. Hatta onun Ankara'ya uçağı vardı o akşam. Dedim okey, Tankut da zaten gitmişti oradan. Dedim sen de hani yalnız kalma diye ben de kalayım bir iki saat, sonra sen gidersin. Resmi kim çekti? O çekti. O böyle bir gizli durum, bir izleyicinin çektiği öyle bir şey de yok zaten. Yok canım zaten şey. O resmi Melek'e bir emanet vermiştim. Ondan sonra çekti. Melek o emaneti geri istiyorum. Çok iyi biliyorum. Ondan sonra o da şey için resim çekti. Hatta bu resmi annesine yolladı. O yüzden çekti. Anladım. Annesi seni mi seviyormuş en çok? Evet. Olabilir. Çok hayranınız var. Şimdi ya. Cansel, senin bu fotoğraftan haberin var mıydı? Ne hissediyorsun? Cansel'i de ben fotoğraftan açıkladım zaten. Fotoğraftan haberim vardı. Çok çabuk yayıldı çünkü. Yani güvenip güvenmeyeceğim bir durum yok zaten. Her şey ortada. Melek değmiş zaten fotoğraf. Melek de bence prim yapmaya çalıştığı için bu fotoğrafı yaymış kendisi. Bence Eser'e karşı bir şeyler var onun içinde. Ya da reklam yapmaya çalışıyor ama kendisi benimle zaten ve ben Eser'e tamamen güveniyorum. Elendikleri gün olduğuna da eminim zaten. O yüzden fazla söze gerek yok. Şimdi buradaki doğru hareket şu. Cansel'le önceden konuşma imkanını sağlaman ve burada Cansel'in şok olmasını engelleme. Yeah, of course. I mean zaten ondan çok önce olan bir şeydi. Hayır. Elendiğimiz gün. Tabii ondan önce olan bir şey ama yine de pat diye bir kadının önüne bu verilse gurur kırıklığıyla ağzından istemediği iki kelime çıkar. Sen onun üzerine bir şey söylersin. Yanlış anlaşılma ve tatsızlık. Önceden konuşmak her zaman çok iyi bir şey. Sonuçta Melek de güzel bir kız. Melek de bu evde gelin adayıydı ve dışarıda bir görüntünüz var. Yani Cansel'in buna inanmış olması da güzel. Hanımlar siz aklında soru işareti olan Eser'e bir şey sormak isteyen var mı gelin adaylarından? Tabii ki var. Buyurun. Evet, konuşuyor Mehtap. Hadi konuş bakalım. Seda Hanım. Konuş hadi bakalım. Dinliyorum. Elemede birbirlerinden, madem hani birbirlerini istemiyorlar, elemede birbirlerini yazıyorlar ve hemen ertesi gün görüşme yapılıyor. Madem bir şey yok hemen ertesi gün sevmediğin bir insanla niye görüşüyorsun Eser? Bunu ben de sormuştum. Bali'ye gittiğinde hani Cansel'den başkasını düşünmüyordun. Aklın hep Cansel'deydi. Aklı başkasına diye kızlara böyle dönüp bakmayacak ya da merhaba demeyecek. Gayet de mutlu hayatım. Gayet de mutlu. Olabilir orada değilmiş. Sarmaş dolaş bir fotoğraf. Hemen ertesi gün. Ayrıca Melek onun eski sevgilisi de değil. Ya biliyorum sen yapay bir kadınsın. Ve sen yanlarında herkese yoktun. Çamur atmaya çalışıyorsun. İkisi de dışarıdaydı. Ve sen evet ama o çok yoktun. Önceydi. Ama hala güveniyorum diyorsun. Sonra. Evet güveniyorum. Şu an içeridesin. Bak sen Eser'i övüyorsun şu an tamam mı? İçeridesin. Bak sen niye bizi bu kadar eleştiriyorsun? Bence sen onlara kızdın. Şu an bana patlıyorsun ama sus. Ben cevap verdim. Bana fikrim soruldu, ben de cevap Mehtap, verdim. İlişkimizi kıskandığını biliyorum. Çünkü niye istemediğim ya? Bir insanla niye ilişki kıskanım? Yaşıyorsun ne hayatım, var? Anladın mı? Bu kadar basit. Sen zaten sana bakacağını bilsen Eser'e de yazar. Seni dinlemiyorum, duvara konuş. Tamam, bana Seda'nın fikrimi söyledi. Ki bu 2-2-4 yani. Zaten anladım, aynı şeyi ben de sormuştum zaten. Eser'e soracağım ama Tankut'un da bir yorumu var. Bu çok eski bir resim. Bu resim çekildiği zaman zaten Cansel'in aklı o zamanlar Emre'deydi. Daha Cansel'in gelmesinin ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden zaten ortada bir şey yoktu. Yani Eser'le Cansel i̇şte. Hatta Eser'e hayır demişti. Kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Değil mi? Hediyeler vermişti ilk kırmızı odada. Evet. Depresyona girdiği zamanlarda onun. Hatırlıyorum o zamanları hayır, çok iyi yani. Hayır ben sormak istiyorum. O hiçbir şey yoktu alakasız yani. Hiç bir şey alakaları yoktu da. Bu evden çıkınca
elemek için oy vermene rağmen, o da sana vermesine rağmen. Hani dışarıda ait hissediyoruz ya kendimizi buraya bir süre sonra. Bura bizim evimiz halinde ya artık. Dışarı çıkınca hani kötü mü hissettiniz, dertleşmek mi istediniz? Neydi? Yani biz burada her yazdığımız insanı sevmiyoruz diye bir şey yok. Ben ona ilk günden hani böyle bir kinlik falan bir şey hissetmedim. Aynen, düşmanım değil, öyle dostça buluşalım dedik. Hemen buluştuk, konuştuk. O kadar yani. Tamam. O zaman Cansel de bu işe tamam diyor. Sevgili izleyicilerimize de eserin açıklamasını birinci ağızdan veriyoruz. Bu durumda böylece açıklandı zannediyorum görgü tanıklarıyla birlikte. Teşekkür ediyorum. Hadi artık beyler, siz de bir şeyler yapın, şu hanımların gönlünü alın. Görüşürüz yarın. Hadi. Teşekkürler. Neyse olur, sen yeter ki sen kız, neyse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sen kız, neyse olur.